bir ekipman bölümüyle birlikteyiz dostlar. Ve yine neredeyiz? Tabii ki Kocaeli Mekanik Motor. Kadir'in ve Nuri Bey'in mekanındayız. Bugün değişik bir içerik yapalım dedik. Bu kez hani uygun kombin yerine kask mevzusunu bir ele alalım. Hani ucuz kasklar var, pahalı kasklar var. Dolayısıyla bu kaskın ucuz ya da pahalı olması neler belirliyor? İşte ucuz kask kalitesiz midir? Pahalı kask çok mu kalitelidir? Bunlara değineceğiz. Sonuna kadar izlerseniz de size bir sürprizimiz var diyoruz. Aynen. Ve sözü Nuri Bey'e bırakıyoruz. Tekrar hoş geldin dostum. Hoş bulduk abi. Şimdi önümüzde 2, 4, 6 tane kask var abi. Aynen. 6 tane kask koymuşsun. Şimdi bunlar neye göre? Neye göre? Öncelikle fiyatlandırmaya göre sıraladık. Biliyorsun müşterilerimiz öncelikle bir fiyat veya marka üzerinden gidip alışveriş yapıyorlar. Mağazamızdaki en ucuz kasktan ortalama bir kaska kadar sıralama yaptık. Bunların tamamının sertifikasyonu aynı. Yani ECR 22.05 sertifikasına sahip. Burada 2000 liradan 8000 liraya kadar kasklarımız var. Hmm. 2000, 3.5, 5.750, 5 gibi böyle sıralaması var. Ama sertifikasyonların tamamı aynı. En ucuzundan en pahalısına kadar sertifikaları aynı. Müşterilerimiz veya dostlarımız, motorseverlerin aklını şu karıştırıyor. En ucuz kaskla işte onun 3 katı fiyatına, 4 katı fiyatına bir kask nasıl aynı fiyat olabilir? Değişen etkenler nelerdir diye bir soru akıllarına gelecek. İstersen onlardan bahsedelim biraz. Tamam, bahsedelim. Bahsetmeden önce ben de hemen şu an aklımda bir şey canlandı. Mesela orada haklısın. İnsanlar bir kask beğendiği zaman ne kadar güzel olursa olsun öyle de bir algı var. 2000 dediğiniz zaman şöyle bir tık bir geri çekiliyor. Yani 2000 mi? Yani 2000 ise demek güvensiz. Çok güvensiz, çok aynen. kalitesiz aynen. algısı oluyor. İşte 8000 dediğin zaman da bu demek ki 8000 bu beni koruyabilir. Ama bu aslında böyle değil tam değil. Olarak, değil mi? Şimdi şöyle gösterelim. Bunlar Türkiye'ye girişlerde Gümrük Bakanlığı tarafından kontrol edilen sertifika etiketleri. Yani bunlar üzerinde olmadan ve bunlar doğru olmadan Türkiye'ye giriş yapamaz. Mümkün değil. Mümkün değil bunlar. Yani kask görünümlü bir şey Türkiye'ye sokamazsınız. Sokamazsınız. Yani bu sertifikasyon olmazsa ne sokabilirsiniz ne de satabilirsiniz. Mesela geçenlerde bununla ilgili bir denetleme geçirdik biz de. Hı hı. Tüm kasklarımız kontrol edildi. Burada satışta olanlar. Kesinlikle kask. Bunların sertifikasyonları görüldü. Çok güzel. En ucuzundan en pahalısına kadar. Mesela bu 2000 lira bandındaki bir kask. Gördüğün gibi sertifika etiketleri mevcut. Burada da mesela Nex SX100 kaskımız var. Evet. Bunda da aynı etiket var. Doğru. Yani buradaki diğer kask modelleri gibi. Bunlarda değişen etkenler neler? Şimdi bunların hepsi tamamı aynı güvenlik testlerinden geçiyor. Çarpma, düşme vesaire. Bu da tüm testlerden geçmiş durumda. Bu kask da tüm testlerden geçmiş durumda. Peki fiyatı ne belirliyor? Evet. Örneğin, bir soru. Aynen, önemli bir soru. Mesela en başta şurada izleyicilerimiz de görsün. Mesela kumaş kaliteleri. İçteki pedlerin kaliteleri. Artı donatılar. Mesela bunda şöyle bir içerisine hava girmesini engelleyen, ilave sessizliği sağlayan, boynu daha iyi kavramasını sağlayan ilave pedler var mesela. Gördüm, örneğin. Evet, gayet güzel. Sonra mikrometrik kayış sistemindeki farklılıklar veya üzerindeki donatılar. Mesela bunda bir intercom giriş yuvası var. Evet, XCOM kendine uygun intercom'u aynen. takabiliyorsunuz burada. Kesinlikle. Veya güneş vizörünün olup olmaması, gibi etkenler fiyatı belirliyor. Mesela bunu da gösterelim iç yapısını. Mesela bu kaskta herhangi bir boynu kavrayıcı veya içeriye hava veya ses girmesi engelleyici bir ped düzeni yok gördüğün gibi. Evet. Çene pedi yok. Yani birkaç donatı eksik ama kabuğun çarpma düşme testleriyle ilgili donatıları var. Mesela bunda ekstra bir güneş vizörü yok gibi. Fiyatı belirleyen unsurlar bunlar. Burada bir şey daha aklıma geldi. Tabii ki onu da belirtmeden geçmeyelim. Burada tabii ki malzeme yapıları da değişiyor. Kesinlikle. Aynen. Yani şimdi malzemeleri sayacak olursak işte ABS'den başlıyor. ABS'den termoplastik, polikarbon, karbon fiber evet. gibi malzemelerden. Ya da komple malum. Karbon kasklar var ki aynen. karbona çıktığınız zaman zaten 30-40-50 artık yani. Şu an mesela bizde kampanyada olan full karbon kasklarımız var mesela 13 bin lira bandında. İzleyicilerimizi de bekleriz denemek için. Şimdi şöyle, kaskların kullanım alanlarına, kullanıcı tiplerine veya sürüş tekniklerine göre bu
malzeme kaliteleri veya malzeme türleri de değişebiliyor. Aynen öyle. Şimdi çok iyi bir kaskın, mesela AGV'nin, Showa'nın vesairenin de termoplastik üretimde şeyler var. Termoplastik kötü anlamında değil. Değil. Sürüş özelliğine göre, mesela dik oturuş pozisyonunda bir termoplastik kask kullanabilirsiniz. Bir tık ağırdır karbon fibere göre. 200-300 gram daha ağırdır. Ama bir racing sürücüsü, yani öne eğilerek süren, yani boynu yer çekimine mukavemet etmemesi gereken bir pozisyonda bu ağırlık müthiş bir yük yapıyor boyunda. Onun için daha hafif kask kullanması lazım. Yani sürüş özelliklerine göre aslında kullanılan malzemeler değişiyor. Yani bu güvenlik faktöründen ziyade sürüş pozisyonlarıyla alakalı. Abi o zaman şöyle kaskları güzel dizmişsin. Hepsi de gayet şık, güzel kasklar. Hı hı. Şöyle başlayalım. Hem fiyat bilgisi de izleyicilerimiz, takipçilerimiz aynen olsun. Belki almayı düşünenler olur. Kesinlikle. Özelliklerinden de şöyle hızlıca bahsedelim. Hızlıca bahsedelim. İşte markaları biliyoruz ama hangi marka, hangi menşeili. Aynen. Aslında bir şu da bir var dostlar. Yani birçoğu aslında Çin'de üretiliyor. Yani siz işte İspanyol malı, Portekiz malı da alsanız aslında ana üretici birçok artık işçilikten dolayı aynen hani diğer markalarda, pahalı markalarda olduğu gibi birçok şey, hani diğer teknoloji markaları biliyorsunuz onlar da Çin'de üretiliyor. İşte telefon alıyorsun, Amerikan malı diyorsun ama bakıyorsun ama Çin Made in China yazıyor. Aynen. Dolayısıyla bunda da aynı şey durum. Kesinlikle. Şey ama menşe ülke şey olarak baktığınız zaman marka ülkesi ne değişiyor? Mesela şuradan başlayacak olursak. Mesela bu RSV adı altında Türkiye'ye giriş yapan bir marka. Tamamıyla hem marka hem üretici Çin. Çin'de üretiliyor. Kesinlikle Çin'de üretiliyor. Senin de bahsettiğin gibi sadece üretici firma üreten ülkeye sadece kalite standardını belirtiyor ve ürettiriyor. Anladım. Yani bunun nerede üretildiğinin kalitesiyle çok bir aslında bir bağlantısı yok. Tamam. Bu, peki bu kaskta mesela fiyat 2000 lira mı? 2000 lira bandında şu an. Bandında. Evet. Renk çeşitleri var mı? Renk 4 renk çeşidimiz mevcut. 4 renk çeşidi var. Giriş seviyesinde şehir içinde kullanılabilecek çok hafif bir kask. 1200 gram civarında bir ağırlığı var. Güzel. Yanında İspanyol menşeili Çin üretimi yaklaşık 20 yıldır Türkiye piyasasında olan Sway marka var, bir artık, kask bir var. Marka, evet, oturmuş bir park. Ben mesela Sway'in İspanyol olduğunu bilmiyordum. Ben evet. Çin zannediyordum. Hep öyle kalmış. İspanyol çıkışlı bir firma. Öyle. Çin'de üretim yapıyor. Avrupa'da şu an üretim yok. Anladım. Onun özelliklerine şöyle bakacak bunun olursak. Özelliklerine bakılacak aynı olursak. Aynı bir vizör görüyorum. Evet, krom vizör. Bunda ekstra bir güneş vizörü yok krom olduğu için. Şeye daha uygun sanki. Spor kullanıma daha uygun. Aynen. Bakış açısı olarak daha dar. Kesinlikle. Yatış pozisyonuna göre yani oturuş pozisyonuna aynen uygun. Ortalama havalandırma görüyorum. Arkada bir havalandırması var. Önde çift havalandırma sistemi var. Yine tamam. Çene altında çene var. Şurada var. Aynen. Doğru mu? Ortalama bir kask. Çokça sattığımız hem ekonomik fiyat performans kaskı. Bunu da tavsiye edebiliriz. Nedir İzleyici fiyat? 3500 lira bunun fiyatı mağazamızda. 3500 lira. Çeşitleri var mı? Desenleri? Onlarca çeşidi çok var. Sway'de aşırı bir çeşit var. LS2 grubunda olduğu gibi çeşit sayısı çok fazla. Çok fazla. Tamam. LS2 artık yine ülkemizde çok oturmuş kask markalarında. Çok oturmuş, evet. İspanyol menşeili. Yani, o da İspanyol menşeili ama bunlarda da ağırlıklı Çin üretimi. Evet. Yine bu kaskımızda da Stream Evo modeli. Evet, benim ilk kasklarımdan da bu. FF320. Aynen. Bayağı güzel güneş, bir kask. Güneş vizörlü. Evet. LS2 grubu da Rapid'den başlıyor. Çok üst gruba göre. Yani LS2 şöyle bir algı oluşmuş. LS2 işte herkesin kullandığı, işte kuryelerin kullandığı vesaire diye geçiyor. Ama LSK'nin 3000 liradan 109 bin liraya kadar kaskları mevcut. Kalite kalite çeşitli standartlarda üretilmiş kaskları mevcut. Dünya çapında bir firma. Dediğim gibi bunlar da güneş vizörü. Önde 2, arkada bir hava çıkışı, çene altında. Pet kalitesi ortanın üzerinde. Güzel, evet. Kumaşları tüylenme yapmayan. Aynen öyle. Stream Evo modellerini biz sürekli müşterilerimizi mitrometrik bağlantımız var. Müşterilerimize tereddütsüz tavsiye edebileceğimiz kasklarımızdan bu da. Evet, güzel. Yine İspanyol menşeli ürünlerden devam ediyoruz. MT kasklar. MT Targo Pro kaskımız var. Güzel bir kaskmış bu arada. Oldukça güzel. Hem şık ve bunun ped kalitesini çok çok beğeniyorum. İçindeki sünger yapısı. Oo, çok iyi. Pedleri. Boyunu çok güzel. Yani kavrar. Fiyatının çok çok üzerinde bir kalitede bir üretimi var. Güzel. Arkada hafif bir spoiler'ı koymuşlar. Aynen. Şöyle şeffaf bir spoiler var. Spor kullanıma evet uygun olarak görünüyor. Üste havalandırma girişleri var. Ve şarttan da 3 yıldız alan almış bir aynen kask.
Vallahi çok güzel. Çok rengi çok falan güzel. Da tasarımını gerçekten güzel yapmışlar. Güneş vizörü var mı bu arada? Bunda güneş vizörü yok Targo yok. Modellerinde. Anladım. Müşterilerimiz siyah vizör satın alarak güzel abi. İhtiyaçlarını giderebilirler. Acerbis. İyi bir marka. Hani daha çok enduro ekipmanlarıyla tanınmış. Aynen. Ama günlük kullanıma da uygun enduro, ekipmanları cross var. Vesaire ekipmanlarıyla tanınmış. İtalyan menşeli bir yine kaskımız. Bunda da pet kalitesi Acerbis. Acerbis, evet. Ortanın üzerinde bir pet kalitesi. Güzel. Çene pedi. Kumaşları yine tüylenme yapmayan kumaşlardan üretilmiş. Yine bunda güneş vizörümüz mevcut. Şöyle gösterelim. Evet. Oldukça kaliteli. Şurada yine burun şeyi aynen. var. Rüzgar. Aynen. Burun difüzörü var. Evet. Oldukça kaliteli, kullanışlı bir İtalyan menşeli bir kask. Bir kask. Bu malzemeleri söylemeyi unuttuk ama. Malzemeleri ABS, termoplastik, fiber. Tamam. Yine fiber. Fiber. Fiber kabuk. Fiber Acerbis kabuk. Yine fiber kabuk. Fiber kabuk. Yani bu standartlardaki kasklar 3 aşağı 5 yukarı. Fiyatı ne demiştin bunun fiyatı? Bunun fiyatı şu an bu mağazamızda kampanyada. Normal fiyatı 5.990 lira. Şu an kampanyada 3.500 lira veriyoruz ama. Çok iyi ya. Şu an normal piyasa fiyatı 5.990 lira bu kaskı. 3.500 lira. 3.500 bence değerlendirilebilecek bir aynen. fiyat. Sınırlı sayıda var. Yani. Takipçilerimiz elin çabuk tutsun. Çabuk tutsunlar. Aynen. Önceliği takipçilerimize vereceğiz. Aynen öyle. Abi son olarak şeye gelelim. Son olarak Nex'in. Bunun enduro kaskı var bende. Terekli modeli Nex'in. Aynen. Memnunum gayet memnun olarak. SX100 modeli. Bunda da yine demin gösterdiğimiz gibi boynu çene kavrayan. Boynu kavrıyor. Pedleri. Ayrıca çene pedi. Mikrometrikler yine aynı şekilde. Oldukça kaliteli ve evet, güven veren bir kask. Kalite ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Kendini gösteriyor. Hem grafik tasarımı, ayrıca dediğin gibi intercom yuvası. Yuvası var kendi aynen. özel intercom kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Tavsiye edebileceğimiz. Fiyat neydi? Bunun fiyatı 8 bin lira. 8 bin lira. Aynen. Yine baktığımız zaman piyasaya göre makul fiyatlar. Makul fiyatlarda. Ortaya çıkıyor abi. Bu kısa bilgilendirme için en azından izleyicilerimizin kafasında bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum ben. Evet. Özellikle yeni motosiklete başlayacaklar için. Hani kask tercih edeceğim, nasıl tercih edeyim, neye göre alayım? Bu ucuz konuda, pahalı ayrımı neye göre yapılıyor? Dostlarımızın konuda, kafasında soru işaretleri varsa mağazamıza da bekliyoruz. Gerekli bilgilendirmeyi burada seve seve yaparız. Bir çay içmeye bekliyoruz dostlarımızı. Teşekkür ederiz abi. Ve bu arada da senin hoşuna gittiği için... İzleyicilerimizin de hoşuna gideceğini tahmin ettiğim için eğer sen de uygun görürsen bunu hediye edelim. Oo, sen her seferinde bir şeyler hediye ediyorsun yani. Ama hem seni hem izleyicilerimizi çok Vallahi. Seviyoruz tabii. Ya ben ama alınıyorum ha. Bana bir şey hediye etmiyorsunuz. Hep izleyicilerimize hediye gönlümüz ediyorsunuz. Senin. Teşekkür ederim. İşin latifesi, esprisi. Peki abi çok teşekkür ederiz. Yani bu ince jestiniz, hediyeniz için gerçekten hani kask da çok güzel. Burada yine hani kazanan arkadaşımız hangi beden kask giyiyorsa o tabii, konuda yardımcı olacaksınız. Tabii bedenini belirtirse buradan. Aynen. Kaskımız bu. Tabii bunun için nasıl müracaat edecek onlardan evet, da detaylı, bahsedelim. Detayları tabii aktaralım. Öncelikle abone değilseniz kanalımıza abone olun. YouTube kanalımıza videomuzu beğenin mutlaka. Ve tabii ki hani çekilişe katılıyorum diye de bir yorum yazın ki aşağıda görelim yorumunuzu. Aynen. Hani izlediğiniz yorum yazmadınız. Onları mutlaka yapın dostlar. Onun dışında Instagram üzerinden çekiliş yapacağımız için Instagram sayfamızda bu kaskla ilgili bir paylaşımımız olacak. O paylaşımımıza ne yapıyoruz? O paylaşımla beraber Mekanik Motor ve Hayat Motor'la Güzel Instagram sayfalarını takibe alıp etiket 3 kişiye etiketliyorsunuz. O gönderinin altına Instagram'da 3 arkadaşınızı ve tabii ki o gönderiyi beğeniyorsunuz. Diğer detayları ben zaten Instagram sayfamda belirteceğim. Bu kaskla ilgili çok güzel bir jest yaptım. Gerçekten kullanıcısına hayırlı olsun. Evet. Falan. Bir kask daha vermiştik bir ara. Çok aynen, güzel bir kask daha vermiştik. Mekanik Motor yine bizi derken sizi destekleyen piyasa aktörlerinden bir tanesi. Sevdiğimiz, saydığımız kardeşlerimiz. Teşekkür ederiz abi tekrardan. Ne demek. Şimdiden hayırlı olsun kullanıcımıza. Bilgilendirme için de çok teşekkür ederiz. O zaman ne diyoruz? Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Zaten hani beğenip, yorum yapıp kanalımıza abone olmadan çıkmıyorsunuz. Her zaman dediğimiz gibi abi hayat motorla güzel. Aynen öyle. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.